Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi hiç kesmeden devam ediyoruz. Ve iftara doğru giderken sizler için inkılap Tarihi'nden 6 güzel soru hazırladım. Öğrencilerimin yorumlarına baktım. İnkılap Tarihi ile ilgili daha fazla soru çözebilir misiniz diye. Ben de bu yönde karar aldım ve sizler için 6 tane güzel soru hazırladım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İki gözümün çiçekleri. İlk sorumuz şu şekilde. İkinci meşhuliyet. Hadi bakalım. İnşallah altıda 6 yaparsınız. Şöyle sahurda da sorular sizleri bekliyor olacak. Diyor ki ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinin etkili olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bizlere hangileri verilmiş? A şıkkına baktığımızda itaat ve Herhalde B şıkkı genç Osmanlılar, C şıkkı hürriyet ve İtilaf, D şıkkı ahrar, E şıkkı vatan ve hürriyet. Şimdi ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra biliyorsunuz ki çok partili hayat başlayacaktı. Ancak bilmemiz gereken bir tane ince çizgi vardır. Değerli arkadaşlarım bakın ikinci meşrutiyeti ilan ettirenler iddia ve terakidir. Birinci meşrutiyeti ilan ettirenler Jön Türk yani genç Osmanlılardır. Anlaştık mı? Bu ikisini karıştırmayın. Hürriyet ve itilaf iddiat ve terakinin baş düşmanıdır. Aralarında damat Ferit var. Ahrar, Prens Sabahattin tarafından kurulan bir parti olup 31 Mart vakasını desteklemişlerdir. Vatan ve Hürriyet, Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyettir. Mustafa Kemal ile ilgili soru gelirse bu gelebilir dikkat edin. Şam'da kurduğu cemiyet vatan ve hürriyettir. Mustafa Elvan'la beraber kuruyor. Cevabımız İttihat ve Teraki'dir. Zaten ikinci Meşrutiyet'ten sonra İttihat ve Teraki etkisini bir hayli gösterecekti. 31 Mart vakasında 2. Abdülhamid'i de tahttan indireceklerdi. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle uzaklaştırmam lazım biraz. Tamam mıyız? Tamamdır. Yukarıda, yukarıdaki örneklerden hangisi Arda'nın ifadesini doğrular nitelikte değildir? Arda 20. yüzyıl başlarında Osmanlıların siyasi haritasını değiştiren birçok olayın yaşandığını söylemiştir. Tarih öğretmeni sınıftaki öğrencilerden bu konuya örnek verimlerini istemiştir. Şimdi ilk önce baktığımızda Ayşe ne demiş? Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi. Şimdi Osmanlı devleti toprak kaybetmişse siyasi haritasında değişiklik olacak mı? Olacak. Ayşe'nin vermiş olduğu cevap burada doğrudur. Değil mi? Murat Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı ile Trablus ve Bingazi İtalya'ya bırakılmıştır. Yine toprak kaybı Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybetti. Murat'ın vermiş olduğu cevap da doğrudur. İbrahim 31 Mart ayaklanması bırakalım. Mustafa 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Çoğu Balkan toprağını kaybetmiştir. Balkan toprakları küçük Balkan ülkecikleri tarafından paylaştırılmıştır değerli arkadaşlarım. Mesela örnek verecek olursak yer Girit, Selanik, Yunanistan'a bırakıldı. Makedonya toprakları Sırbistan ve Yunanistan arasında paylaştırılmıştı. Siyasi harita değişti. Burada siyasi harita değiştikten sonra Balkanlarda otorite boşluğu ortaya çıktı. Otorite boşluğundan dolayı artık Balkan ülkeleri kendi aralarında çalışmaya girdiler. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı yani 2. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı fırsattan istifade, Midyan'a hattını kullanarak ne yapıyor? Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor ki yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Osmanlı'ya bırakılacaktı. Burada siyasi harita yeniden ne oldu? Çizildi. Ancak 31 Mart vakasında herhangi bir siyasi haritadan bahsedemeyiz. Yani siyasi harita burada değişmiyor. Osmanlı Osmanlı'nın içinde bulunduğu iç içinde bulunduğu durumu yansıtıyor canlar. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla ilgili olarak olgularından hangilerine vurgu yapılmıştır? Diyor ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Burada toprak bütünlüğü ve ulusal bağımsızlıktan bahsedilmiştir. Böyle sorularla sık sık karşılaşacaksınız. Kuvayi milliyeyi etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır. Burada direniş de var, millet egemenliği de var. Değil mi? Milli irade gördüğünüz yerde aklınıza egemenlik gelecek. Manda ve himaye kabul edilemez. Burada ele almamız gereken ulusal bağımsızlıktır. Elimizde birlikçi devlet kaldı. Onu da ilk öncülden çıkaracağız. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Yani tek devlet. O yüzden cevabımız da olacaktır canlarım. Her üçü olacaktır. Bu şekilde. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle tamamdır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisini oluşturamaz? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? İkinci Yunan Savaşı'nda Yunan taarruzu başarılı olamayınca Yunanistan'da genel seferberlik ilan edilmiş. Yunan ordusu kısa sürede insan, tüfek, makinalı tüfek ve top sayısı bakımından düzenli ordumuzdan üstün konuma gelmişti. Şimdi ilk iki savaş kaybedilince artık Yunanlılar tutuştu. Hatta İngilizler bile destek verecekti. Ne gibi yorumlar yapabiliriz? A şıkkına baktığımızda ikinci Yunan Savaşı sonrasında Yunanlılar mevcut kuvvetleriyle düzenli orduyu yenemeyeceklerinin farkına varmışlar mı? Varmışlar. O yüzden de takviye birlik. Doğru. Kütahya Eskişehir Savaşları öncesi Yunan kuvvetleri askeri yönden düzenli ordudan üstün koruma gelmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Kütahya Eskişehir 3. Savaştı. Yunanlıların 3. Taarruz Savaşı'ydı. Tamamdır. Takviye birliklerle üstün koruma geçiyorlar. İkinci Yunan Savaşı sonrasında düzenli ordu Yunanlara karşı taarruza geçmiştir. Dikkat ediyoruz, dikkat ediyoruz. Yunan ordusuna halkın katılımı artmış mı? Artmış. Genel seferberlik ilan edilmiş. İnsan takviyesi, halk takviyesi yapılmış. İkinci Yunan Savaşı sonrası Yunanlar topyekün bir saldırı hazırlığına girmişler mi? Girmişler. Genel seferberlik ilan edilmiş. Ancak canlarım, iki gözümün çiçekleri. İkinci Yunan Savaşı sonrasında düzenli ordu herhangi bir taarruz girişiminde bulunmamıştır. Niye? 2. Yönül Savaşı'ndan sonra e, Aslanlar Dublinprar muharebesi gerçekleşiyor. Tamam. Bu konumuzla alakalı değil. Bu bilgilere göre diyorsa ona göre hareket edeceğiz. Düzenli ordunun en büyük taarruzu Başkomutanlık Meydan Savaşı'dır. Ki zaten bilgilerden hareketle düzenli ordunun saldırıya geçtiği kanaatine varamıyoruz. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Geldik diğer sorumuza. İngiltere'nin bu tutumunda durumlarından hangileri etkili olmuştur? İngiltere nasıl bir tutum takılmış? Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanmasından sonra Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması'nı imzalamış. Fransızlar bu durum karşısında Anadolu'dan çekilmişler. Ancak İngiltere bu duruma büyük tepki göstermiştir. Ha ha. Şimdi Fransa bölgeden çekilmişse ne olacak? İngiltere yalnız kalacak değil mi? Yalnız kalacak. İşte İngiltere bu korkudan dolayı büyük tepki gösteriyor. Ve ayrıca Ankara Antlaşması bize neyi gösteriyor canlarım? Biliyorsunuz ki Ankara Antlaşması ile TBMM'yi tanıyan ilk itirad devleti Fransa oluyor. Ankara Antlaşması bize neyi gösteriyor? İtina devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını gösteriyor. Söylediklerim bakalım öncüler arasında var mı? İlk öncüle baktığımızda itirad devletleri arasındaki birliğin bozulacak olması doğru mu? İngiltere'nin en büyük korkusuydu bu. Tamam. İngiltere'nin Anadolu'da siyasi ve askeri açıdan yalnızlığa düşmesi. Fransa çekilince en büyük müttefiği Fransa'ydı. Fransa'da çekilince İngiltere büyük endişe duymuştur. Şimdi üçüncü öncüne baktığımızda Hatay'ın Suriye'ye bırakılması. Ankara Antlaşması'yla Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırımız belirleniyor. Değil mi? İkinci tabis. Ancak bunun İngilizlerle herhangi bir alakası yok. Niye? Çünkü İngiltere ve Fransa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra topraklarını dağıtmışlardı. Yani Hatay'ın Suriye'ye bırakılması onların pek de fazla umurunda olmamıştır. Çünkü onları ilgilendiren Filistin'dir, Mısır'dır. Değil mi? Bu gibi önemli yerlerdir ya da Kıbrıs'tır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ile 2 olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. İnkılaplar ÖSYM'nin banko sorusu. Osmanlı Devleti'nde açılan kurumlarının yerine Cumhuriyet Dönemi'nde kurulan kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır? Sanayi Nefise Mektebi, Darülfü'nün Mülkiye Mektebi. Şu ikisi değerli arkadaşlarım Tanzimat Dönemi'nde açıldı. Tamam. Sanayi Nefise Mektebi ise 2. Abdülhamit Dönemi'nde açıldı. Şöyle sanırım görünmemişti. Tamam mıyız? Sanayi Nefise Mektebi Cumhuriyet Dönemi'nde Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Okulu olarak değişti. Bu bir. Darülfü'nün bakın ÖSYM bilgi sorusu sorarsa önemli bir kişiyi bizden isteyebilirler. Darülfun'un neye dönüştürülecekti? İstanbul Üniversitesi'ne. Bunu gerçekleştiren kişi kimdir? İsviçre'den getirilen Profesör Albert Malch'tır. Anlaştık mı canlarım? Bu kişiyi unutmayın. Albert Malch, Darülfunun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştır. Mülkiye Mektebi ise Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönüşmüştür arkadaşlarım. Sanayi Nefise Mektebi ee, güzel sanatlar olacak. Ele Mimar Sinan Üniversitesi mi? Bismillah. Darülfünün üniversite olacak. İstanbul Üniversitesi. Cevabımıza ulaştık. Siyasal bilgiler mülkiye mektebi. Devlet adamı yetiştiren okuldu bu değerli arkadaşlarım mülkiye mektebi. Sanayi nefise güzel sanatlar Darülfünün mektebi ee, üniversite olacak. Sevgili arkadaşlarım umarım 6'da altı yapmışsınızdır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Sahurda görüşmek dileğiyle. Sahurda sorular nasıl sizce? Savurda da büyük ihtimal Osmanlı tarihinden sonra hazırlayacağım. İnkılap ve Osmanlı bizler için çok ama çok önemli. Hem yani yorum hem bilgi olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.